Şimdi bir sürü örnek daha yapalım. Yapalım ki şu trigonometrik fonksiyon işini iyice anlayalım. Önce bazı dik üçgenler çizelim. Evet, bunların çok düzgün olmasını istiyorum ama olmuyor işte. Neyse, şimdiye kadar tanımladığımız gibi bu konuştuklarımız sadece dik üçgenlerde işe yarayacak. Yani eğer dik üçgenlere ait olmayan açıların trigonometrik fonksiyonlarını bulmaya çalışıyor iseniz, dik üçgenler oluşturmamız gerekeceğini göreceksiniz. Ancak şu an için sadece dik üçgenlere odaklanalım. Diyelim ki burada bir dik üçgenim var ve diyelim ki bu uzunluk 7 ve diyelim ki bu da 4 Şimdi buradaki hipotenüsün uzunluğunun ne olacağını bulalım ilk önce. Biliyoruz ki hipotenüsü bir h olarak adlandıralım. Biliyoruz ki h kare 7'nin karesi artı 4'ün karesine eşittir. Değil mi? Bunu Pisagor teoreminden biliyoruz. Hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarın karelerinin toplamına eşit. Buna göre bu eşittir 49 artı 16. 49 artı 16, 49 artı 10, 59'dur. Artı 6, 60. 65'tir. Evet. Bu 65. Bu h'nin karesidir. Bunu yazalım. h kare bu değişik sarı renkli olan evet. H'nin karesini aldığımızda 65 elde ediyoruz. Bunu doğru yaptım mı acaba? 49, 10, 59 artı 6, 65 eder. Tamam. H eşittir. Eğer her iki tarafın karekökünü alırsak H eşittir. Kök 65 ve kök dışına atılacak bir çarpanı da yok bunun sanırım değil mi? Bu 13 çarpı 5 ile Aynı şeydir. Bunların ikisi de tam kare değil ve her ikisi de asal. Dolayısıyla bunu daha fazla sadeleştiremeyiz. Şimdi buradaki açı için evet trigonometrik oranları bulalım. Buradaki açıyı teta olarak adlandırdım. Bunu her yaptığınızda yazmak istersiniz. En azından benim için yazmak her zaman işe yarıyor. Neydi? Ska, koko ve takako. Evet. Trigonometri öğretmenime ilişkin belli belirsiz hatıralarım var. Belki de bunu bir kitapta okudum bilmiyorum. Bilirsiniz bazen olur böyle şeyler. Ee, ama ne olursa olsun bu bir sumo güreşçisinin adına benziyor. Her neyse bunu ezberlemek oldukça işe yarayabiliyor. Evet. Kah, ko, ko ve ko. Bunu uygulayabiliriz. Şimdi diyelim ki kosinüsü bulmak istiyoruz. Açımızın kosinüsünü bulmak istiyoruz. Açının kosinüsünü bulmak istediğimizde skah kokoh takakoya bakıyoruz. Koko bize kosinüsü nasıl bulacağımızı söylüyor. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Şimdi burada teta açısına bakalım. Komşu kenar hangisi? Hipotenüsün buradaki kenar olduğunu biliyoruz yani o komşu kenar olamaz. Buna komşu olan ve hipotenüs olmayan tek kenar buradaki ve bunun uzunluğu da 4. Buradaki komşu kenar yani bu kenar tanıma göre dik açının yanındaki kenar bu açıyı oluşturan kenarlardan bir tanesi bu. 4 bölü hipotenüstür. Hipotenüsün kök 65 olduğunu zaten biliyoruz. Yani bu 4 bölü kök 65'tir. Ve bazen insanlar paydayı da e, tam sayı olarak görmek isterler. Yani payda da köklü bir ifade görmek istemezler. Buradaki kök 65 gibi. ve eğer burada paydada bir tam sayı olacak şekilde bunu tekrar yazmak isterseniz, pay ve paydayı kök 65 ile çarpabilirsiniz. Bu elde etmiş olduğunuz sayıyı değiştirmeyecektir. çünkü ifadeyi aynı sayı ile, bölüp çarpıyoruz. Yani sayıyı aslında 1 ile çarpmış oluyoruz. Bu sayıyı değiştirmez ancak paydadaki köklü ifadeden kurtulmamızı sağlar. Buna göre pay 4 çarpı kök 65 olur ve payda kök 65 çarpı kök 65'ten 65 olur. Aslında kökten kurtulmadık hala orada duruyor ancak artık pay kısmında. Peki şimdi başka trigonometrik oranları da bulalım. En azından diğer temel trigonometrik oranları yapalım. Gelecekte bunlardan türetilmiş pek çok trigonometrik oran daha olduğunu öğreneceğiz. Şimdi teta'nın sinüsünün ne olduğunu düşünelim. Bir kez daha ska, koko, takako yapmalıyız. Burada skah bize sinüsle ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Sinüs eşittir ska karşı hipotenüs. Evet sinüs karşı bölü hipotenüstür değil mi? Bunun karşısına gidiyoruz. Bu açının açıldığı kenara gidiyoruz. Karşıdaki kenar bu yani 7. Buradaki karşı kenar bu ve daha sonra bölü hipotenüs. Sinüs eşittir. Karşı bölü hipotenüs. Hipotenüs kök 65'tir. Evet kök 65. Ve bir kez daha paydadaki kökten kurtulmak istersek kök 65 bölü kök 65 ile çarpabiliriz ve böylece pay kısmında kök 65 elde ederiz ve payda da yine 65 olarak bir sonuç elde etmiş oluruz. Şimdi tamam. Şimdi tanjantı yapalım. Evet, tanjantı bulalım. Eğer size teta açısının tanjantını sorarsam, teta'nın tanjantı skakoko takakodan takako kısmı. Evet, bize tanjant için ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Tanjant karşı komşu diyor değil mi? Tanjant eşittir karşı bölü komşu. Evet, yani bu açı için karşı kenar, bunu daha önce bulmuştuk 7. Bu açı uzunluğu 7 olan kenara açılıyor. Bunun karşısındaki kenar. 7 yani 7 bölü komşu kenar, komşu kenar hangisiydi, uzunluğu 4 olandı değil mi? evet, komşu kenar bu buna göre tanjant 7 bölü 4'tür. Tamamdır. İşimiz bitti teta için tüm temel trigonometrik oranları bulduk. Şimdi başka bir örnek yapalım. Evet, başka bir örnek yapalım. Şimdi buraya başka bir üçgen çiziyorum. Evet, buradaki başka bir üçgen. Uğraştığımız her şey aslında dik üçgen olmalı değil mi? Diyelim ki hipotenüsünün uzunluğu 4, diyelim ki buradaki kenarın uzunluğu 2 ve buradaki uzunluk da 2 kök 3 olsun. Evet, dikkat ederseniz aslında bu bir dik üçgen. Evet, bunun böyle olduğunu ispatlayabiliriz. Eğer bu kenarın karesini alırsanız, bunu yazayım, 2 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Bu neye eşittir? Bu 4 çarpı 3 olacak. 4 çarpı 3 artı 4. Bu da 12 artı 4, yani 16'ya eşittir ve 16 da gerçekten 4'ün karesidir. Yani bu eşittir 4'ün karesi. Bu Pisagor teoremini sağlar ve eğer 30 60 90 üçgenlerine ilişkin çalışmalarınızı hatırlarsanız, bunları geometri dersinde öğrenmiş olabilirsiniz. Bunun bir 30 60 90 üçgeni olduğunu fark edebilirsiniz. Evet, buradaki bir dik açı. Bunun dik açı olduğunu göstereyim. Buradaki açı 30 derecelik açı ve daha sonra buradaki açı da 60 derecelik açımız. Bu 30, 60, 90'dır. Çünkü 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. Ve 60 derecenin karşısındaki kenar 30 derecenin karşısındaki kenarın kök 3 katıdır. Bunu söyledikten sonra ki aslında bu video 30, 60, 90 ile ilgili bir video değil ama yeri gelmişken hatırlatmak istedim. Şimdi değişik açıların trigonometrik oranlarını bulmaya devam edelim. Eğer size deseydim ki veya eğer birisi sorsaydı, ''30 derecelik açının sinüsü nedir?'' Evet, 30 derecelik açının sinüsü. Buradaki açı 30 derece. Bu bir dik üçgen, o halde her şey uygun. Neye? Ska, koko, takako'ya. Evet, bunu tekrar yazalım. Ska, koko, takako. Sinüs bize diyor ki, skah bize sinüs için ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Sinüs karşı hipotenüs yani sinüs eşittir. Karşı kenar bölü hipotenüs. 30 derecelik açının sinüsü karşı kenar 2'dir. Bölü hipotenüs. Buradaki hipotenüs 4. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. 30 derecelik açının sinüsünün 1 bölü 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Peki şimdi kosinüs nedir? 30 derecenin kosinüsü nedir daha doğrusu? Tekrar skah, kokoh ve takakoya geri dönelim. Kokoh bize kosinüs ile ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Kosinüs eşittir komşu ve hipotenüs yani komşu bölü hipotenüs. Ee, 30 derecelik açıya komşu olan kenarı arıyoruz. Bu buradaki kenar komşu olan tam bunun yanındaki hipotenüs değil onun yanındaki yani 2 kök 3 komşu bölü hipotenüs yani bölü 4 veya bunu sadeleştirirsek pay ve paydayı 2 ile böleriz bu kök 3 bölü 2'dir. Şimdi son olarak tanjantı yapalım. 30 derecenin tanjantı bu kez taka koy yardımımıza yetişecek. Tanjantla ilgili ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Tanjant karşı komşu, karşı bölü komşu diyecek. Evet, 30 derecelik açıya gidiyoruz. Çünkü bulmaya çalıştığımız onun tanjantı, 30'un tanjantı karşı 2'dir. Karşı 2 ve komşu 2 kök 3 tam bunun yanındaki evet komşu olan komşu yanında demek. Yani 2 kök 3 ikiler sadeleşir 1 bölü kök 3. Pay ve paydayı kök 3 ile çarpabilirsiniz. Buna göre kök 3 bölü kök 3 ve bu eşittir payda kök 3 ve daha sonra buradaki sadece 3 olacak. Yani bunu kök 3 bölü kök 3 ile çarparak payda da rasyonel bir sayı olmasını sağladık. Buraya kadar tamam. Şimdi. Bu üçgeni zaten çizdiğimize göre aynı üçgeni kullanarak 60 derecenin trigonometrik oranlarını da buluverelim. 60 derecenin sinüsü nedir? Sanırım artık iyice alışmaya başladık. Sinüs eşittir karşı bölü komşu, değil mi? K. 60 derecelik açı için karşı kenar, bu açının açıldığı kenar 2 kök 3 yani karşı kenar 2 kök 3 ve 60 derecelik açının komşusu, amanın gerçekten üzgünüm komşu dedim, bu karşı bölü hipotenüs olacak değil mi? Aklınızı karıştırmak istemem. Bu karşı bölü hipotenüs, evet buna göre 2 kök 3 bölü 4 olmalı. 4 hipotenüs yani bu eşittir, kök 3 bölü 2. Peki 60 derecenin kosinüsü nedir? 60 derecenin kosinüsü kosinüs eşittir. Komşu bölü hipotenüs değil mi? Evet koko. 60 dereceye komşu olan kenar bu. 2 olan kenar. Yani 2 bölü hipotenüs. Hipotenüs de 4'tü. Yani bu da 1 bölü 2. Ve son olarak tanjant nedir diye soralım. 60 derecenin tanjantı nedir? Evet tanjant takako karşı komşu. 60 derecenin karşısı 2 kök 3 ve buna komşu olan da 2. 60 dereceye komşu olan 2. Yani bu karşı bölü komşu 2 kök 3 bölü 2 ve bu da kök 3'e eşit. Şimdi bunların birbirleri ile ne şekilde bağlantılı olduklarına bakmanızı istiyorum. 30 derecenin sinüsü ile 60 derecenin kosinüsü aynı. 30 derecenin kosinüsü 60 derecenin sinüsü ile aynı değil mi? Bu arkadaşlar birbirinin tersi. Sanırım bu üçgen üzerinde biraz daha düşünürseniz size anlamlı gelmeye başlayacak. Önümüzdeki birkaç videoda bu konuya devam edeceğiz ve daha çok alıştırma yapacağız.